Arkadaşlar yeni bir serimiz başlıyor. Biz çok seviyoruz bu hobiyi. Aslında yıllardan beri uğraşıyoruz. Ve yeni ekipmanlar aldık bu hobi için. Normalde elimizde vardı. Fakat daha portatif ve hem de size de tanıtabilelim dedik. İki ürün aldık. Bir tanesi kumpas, bir tanesi kaynak makinesi. Semih ile birlikte şimdi bugün sizlerin karşınıza bunları inceleyeceğiz. Ve belki kullanırız. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. İlk önce kaynağa bakalım. Açtık aslında bunu. Inverter Arc Welder. Ya elektrik kaynağı arkadaşlar bu. Arc kaynağı 20 amper ile 400 amper arasında güç üretiyor. Bizim bir tane mevcut kaynak makinemiz vardı. O çok büyük. Biraz daha pratik bir şey olsun. Biraz daha hobi işi. Ufak tefek bahçe işleri uğraşıyorsunuz. Çit falan yapıyorsunuz. O tür işlerde. Şöyle hepsini çıkartayım. Arkadaşlar bu denedik. 20 amper 400 amper arası 220 voltla çalışan bir Arc kaynağı. 3 çeşit milimetre çapındaki uçlarla kullanılabiliyor. Yani elektrotlarla. 1.25 2.50, 3.25 aklınızda olsun. Alacak olanlar varsa ona göre baksınlar. Bak büyüklüğü bu kadar. Çok da güzel. Yani hafif de yani 1-2 kilo kadar. Ya bunun sırt taşıma hikayesi de var, kılıfı. Şurada. Onunla birlikte çatıya kılıf çık. Değil ya, şurada. Merdivene çık, kaynağını yap. İşte ya, hikaye neydi bunun adı? Bunun adı ne ki? Askı işte. Askı ha. Askı kayışı. Şöyle takacaksın. Biz kaynak makinemiz var dedik ya. Babam tekne aldı arkadaşlarıyla. Balığa gitmek için kullanacaklar. Onun römorkunda ufak tefek yerler var. Onu da yapmak için aldık. Belki videolarını koyarız. Ya bizim diğer kaynak makinamız biraz büyüktü, eskiydi, taşıması da zor. Bir dakika, setin çok güzel bir tarafı ne biliyor musun senin? Şu var. Maske çıkıyor. Normalde şunlar çıkmaz setlerden. Şunlar. Bu ne? Buna elektrot takıyorsun. Maske kurulacak şöyle. Maskeyi kuracağız. Oo, güzel. Alırken dikkat edin. Vay. Bunlar ekstra satılıyor normalde. Bu setin yanında hepsi şöyle çıktı. Evet. Şöyle tel. Çekiç. İşte şu çekiçle puntaladığın yerleri şöyle kırıyorsun. Aynen. Bunlar da işte kalan pislikleri temizlemek var mı var neticede fırça? Takalım. Kaynak yapmak isterdik ama şu an yapamıyoruz. Etrafı sıçrarsa ya açık bir alanda yapmak lazım. Hem de şey elektrot yok burada. Ha, atölyede. Atölyede. Böyle taktık. Kitapçıkta çıkıyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Puntalayacağınız yere şöyle takıyorsunuz. Bu şase yapmış. Şase. Için. Aynen öyle. Bunun ucuna da elektrot takılıyor. Elektrota tık 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 tık. Olay bitiyor. Gayet güzel abi. Yani çok yani hafif. Burada kullanmanız gereken, ha, evet, kısaca bahsedelim isterseniz, hani çalıştıracak olsak bile. Şu 20 amperde istersen takalım. Çalıştıran olmadı. Genelde 160 amperde falan işinizi görecektir. Çalıştırdım. Şu an çalışıyor. Şu an bakın 247 de amper. Buradan böyle 20, 70, 400'e kadar çıktı. Gayet güzel. Tamam abi. Şöyle çıkıyor. Bunlar zaten orada yerleri var. Oralara takılıyor. Ya şey diyorum. Eğer öğretmemizi isterseniz bir video çekeriz bununla ilgili. Ama tabii kaynak biraz daha ciddi bir şey olduğu için tabii bunu güvenlik önlemlerini alarak kullanmanızı öneririz. Yani sağ solu yakmayın elektrotla diye diyoruz. Ondan dolayı, yoksa çarpacağından dolayı değil. O da maske. Star Wars gibi lan bu. Şimdi sırada dijital kumpasımız var. 15 santimlik bir dijital kumpas. Ya da 150 milimetre de denebilir. Yanında bir yedek pil çıktı, batarya değil. Bir kullanım kılavuzu var ve güzel bir kutusu var. Kutu önemli. Bunu alet çantanıza böyle koyduğunuzda kalibresi bozulabilir veya dijital ekranlı olduğu için zarar görebilir. Şuradan şöyle tutuyorsunuz. Zero'ya basalım. Sıfırladık. Kalibre yaptık. Bununla ne ölçelim abi? iPhone ölçelim. Yani şu arada ben bir araya gireyim. Hı. Hani kumpas ne alaka diyecek olan arkadaşlarımız varsa, kaynak işlerinde kesinlikle kumpas kullanılması gerekiyor. Tabii tabii. Yani bunu şimdi demir metal işi yaparken, iç çap dış çap ölçerken özellikle derinlik ya da mesela gerekli. Milimetre ve inç özelliklerine sahip ve dijital, bunun özelliği bu. İçinden bir tane yedek pil de çıktı ve güzel bir kutusu var. Mesela bunun dış çapını ölçelim. Şöyle. 6.35 milimetre. Mesela şöyle boyunu da ölçebiliriz. 117.32 milimetre. 3.38.29. Yani 3.8 santim mi oluyor? Kaç oluyor ha? 3.8 mi oluyor? 35 diyor. Oğlum bunun 35 milimetre diyor. 35.03 milimetre. 35 milimetre 3.5 santim. 35 nokta kaç işte milimetre o kadar. Ve halen nasıl okul okudun? 35 milimetre kaç santim? 3.5 santim. Tamam ben de öyle dedim. Tamam. Öyle okunmaz mı? 3.5 santim diye okunmaz. 35 milimetre. 35.45 mesela. 35.15. 35.02 çıktı. Tamam oğlum, 0.2'si de önemli onun. Yoksa 3.5 milimetre oraya adam santim yazardı. Oğlum adam ona santim yazardı oraya. Bu hassas ölçüyor ya, milimetre olarak söylenir. Bu çok hassas arkadaşlar. Semih anlatsın. Oğlum bak, sonra millet bizim inceleme videolarını izlemiyor. Hayır. Daha geçiyoruz. Şunu istersen bir iç çapını gösterelim. Mesela şöyle. Yaptık hemen iç çapı. 8.30. 8.49. Aynen. Mesela bunun dış çapını yapalım. Şöyle. Tuttuk. Dış çapı da 16. 16'ymış. 16 milimetre. Yani 1.6 santim oluyor. Mesela iPhone. Ha, bu arada daha toplayamadık. Toplayacağız inşallah.
Bu videodan sonra da onun videosunu mesela iPhone'u çekeceğiz toplarken. Tamire sat olacak bu cihaz aynı zamanda. Aynen. iPhone'un kaç santimetre? 7.01. Boyuna bakalım. Boyu 141.15. Kapatamadım. Kapatacağım. 138. 138.6. Şunu 138.20. Ha, bu arada şöyle hemen göstereyim. İç çap ve derinlik de ölçelim. Derinliği de ölçelim. Mesela şunun derinliğini şöyle yaptık. İndirdik. Hop değdi. Kaçmış? 35.14'te şu iç derinliği varmış. Yani kumpas bu işe yarıyor arkadaşlar. Ya bu aslında mesela atölye deniyor ama atölyenizde böyle şeyler olması gerekiyor. Tabii bu kaynak şart. Makinesi gibi. Çok da pahalı değil. Linklerini her zaman olduğu gibi aşağı açıklama bölümüne bırakırım. Nereden aldığınızı. Ya bu dijital olanı. Bir de bunun dijital olmayanları da var herhalde. Standart, normal, klasik olanları da var ama şu an bulmak zor onları. Hep genelde dijital. Arasında da zaten 1-2 dolar fark var. Evet. Şuradan da mesela dijital olan buradan da görebiliyorsunuz. 150 mm'lik genelde yani 15 santim olanları hesaplı oluyor. Maksimum bu zaten 150 mm'ye kadar çap alabiliyor ya da derinlik ölçebiliyor. Aynen öyle, bu kadar. Daha 20 santimden sonra fiyatları katlanıyor bunların. Evet. Makul olan fiyatları bu zaten bizim dişimizi böyle bir şey görüyor. Bu telefonu da satın almıştık bir uygulamadan. Bunu da bir önceki videodaki gibi tamir etmeyi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar kaynak makinesi falan kumpas ne ayaksınız siz diyecek olacaksınız biliyoruz. Biz tamirciyiz, tamir et kanalıyız. Yani her şeyin tamirini göreceksiniz bu kanalda. Tabii. Alışık olun böyle şeylere. Yorumlara yazabilirsiniz görmek istediğiniz tamirleri. Mesela kablo tamiri çok merak edildi. Şarj kablosu tamiri yaptık. Bir de nasıl korunabileceğini de anlattık evet. Makaronlarla. Yakında yine sizden geri dönüşlerle almış olduğumuz bir içerik daha gelecek. Onunla birkaç günü videosunu görürsünüz inşallah. Ayrıca bu iPhone'un da videosunu az sonra biz tamirine toplam işlemine başlayacağız. Bunda kamera problemi var. Home tuşu çalıştır takılmış. Kırık dolu değil. Ekranda görüntü var fakat ekran kırık. Kasası değişecek. Restorasyon yapılacak. Kaynaklaşa. Aslında olabilir. Bir günde öyle yapalım. Alüminyum kaynak yalnız. Orasını eritmişiz. Çatlık yaparken. Eritmedi ya. Yanmış. Aslında bunun kasasına değişmesine gerek yok. Temiz. Temiz. Buna bir kaplama ile iş kurtarılabilir. Evet olabilir. Ama gerek yok. Biz değiştiririz. Sen de bilirsin. Kaplama mı yapalım? İstiyorsan. Yani. Tamir esat yapacağız. Daha mı ucuza gitsin arkadaşa? Olabilir. Bakalım var. Kasa yamukluğu çok fazla yoksa. Şurada bir yamukluğu var. Düzelirse. Bakarız duruma göre. Bakarız duruma göre. Arkadaşlar bu tamirde böyle bir tamir diyorum yine. Bu da böyle bir inceleme videosu oldu. Satın aldığımız ürünleri size gösterdik iki parçasını. Diğer birkaç parça ürünümüz de var. Videoları nasıl çektiğimizi, böyle yukarıdan açıyı nasıl aldığımızı anlattığımız bir video hazırlıyoruz. Çünkü evet. Bu konuda çok soru geldi. Bu kanala değil Fixit.tr kanalımıza koyacağız birkaç gün sonra gelir videosu. Bu kadar. Kamera açılarında birkaç tane yeni geliştirme yapıyoruz. Aynen. Yeni ekipman falan. Öyle. Onları da size anlatmak için bir video hazırlayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay. Are you listening? Damn.